Merhabalar, ben Profesör Doktor Cihan Aksoy. Önce beyin cerrahisi istisnası yaptım. Bel ağrıyanlar, boyun ağrıyanlar, fıtıklar, şunlar bunlar. Sonra baktım kaçanlar var. Kalktım üzerine bir de fizik tedavi istisnası yaptım. Ameliyatsız idare etmenin yollarını araştırırken manuel tıp denen bir şey olduğunu öğrendim. Gittim yurt dışında, biraz manuel tıp, hani şu fizik itmeler, çekmeler vardır ya. Kırıkçılar, çıkışlar. O bir bilim dalı, bir ana bilim dalı aslında bütün dünyada. Biraz onunla eğitimini aldım uzun süreler. Sonra üzerime size böyle bir yaptığım yayınlardan dolayı ağrı uzmanlığı gibi şeyler oturtuldu. Biraz da işte doktoralarımı yaptım oralarda, orada intensif rehabilitasyon falan. Şimdi aslında ben fizik tedavi uzmanı olarak çalışıyorum. Fizik tedavi uzmanı olarak insanların ağrılı hareket sorunlarında, ağrılı eklem, kas, yumuşak doku rahatsızlıklarıyla ilgileniyorum. Ve onları olabildiğince gerektiği zaman tabii ama cerrahiden uzak, kendi kendine rahatça yaşayabilecekleri şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İstanbul Üniversitesi'nin öğretim üyesiyim. 21 yıl önce profesör oldum. Ve bir 5-6 sene önce de doçent oldum. O zamandan beri Türkiye'de ilk defa çene eklemi sorunlarıyla ilgili bir multidisipliner üniteyi kurdum ve çene eklemi problemlerini çözmeye çalıştım. Sonra baş dönmesiyle ilgili bir merkez kurdum İstanbul Üniversitesi bünyesinde ve baş dönmesi, o sersemlik hissiyle ilgili olanları yine Türkiye'de ilk defa ben diyorum. Onu oturttum rayına. Şimdi şükürler olsun doçentlerim, genç profesörler onları hallediyorlar. Daha sonra enjeksiyon birimini kurdum ve enjeksiyonlarla küçük iğnelerle ağrılı yerlere yapılan işte eklem yağlamaları, şunlar bunlar, bir tane çeşitli var ya, PRP'si, proleterapisi. Onları üniversitede kurdum. Onların yapılmasını sağladım. Şükür enjeksiyon ünitesi de devam ediyor. Onun üzerinde manuel tıp tabii. Bu kırıkçılık, çıkıkçılık. Onu da yetiştirmeye çalışıyorum. Türkiye'de uzun yıllar tek oldum ve bunun çok sıkıntısını çektim. Bir şeyler yetiştirmeye çalıştım. Şimdi yavaş yavaş onlar da yetişiyor. Manuel tıp, hani böyle takılıveriyebildiniz boyunuz. Onları hallediyormayı öğrendik. Zaten ağrı, hareket sisteminde ağrıları. O romatizmaların büyük çoğunluğu zaten ilgi alanımıza giriyor. İster istemez bunlarla uğraşıyorum. Ama tabii fizik tedavi rehabilitasyoncu olarak öğrendiğim bir şey var. Bizler insanları asla yalnız bırakmayız. Bir rehabilitasyoncu olarak ister felç geçirsin, ister kalp krizi geçirsin, isterse böbrek problemi olsun. Onun olabildiğince kendi kendine yetebilmesi için asla pes etmeden, isterse nörolojik rehabilitasyon bozukluklar, MS'ler, AIDS'ler neler olursa olsun, kendi kendine yetmesi için gereken ne varsa sonuna kadar yapmayı öğrendik. Ve bu yönde ben elimden geleni yapıyorum. Çocuklarıma da ellerinden geleni yapmasını öğretiyorum. Bu küçük yerde de bütün bunları olabildiğince deneyimle biriktirmiş olarak yardımcı olmaya çalışıyorum ama biraz gevşedim herhalde ihtiyarlayınca. Bir saatte bir hasta bakıyorum. Ondan sonra sarkı veriyor randevularım 3 ay 5 ay sonraya kadar. Zaten öyle. Bana da pek gelin istemiyorum ama her türlü ağırlıkta. Biraz bir bakılsın edilsin 3-5 kişi 10 kişi. Eğer çözülemezse o zaman biraz daha son nokta olmaya alıştık. Üniversitede hep böyle son noktalar gelirdi. Burada da çözülemeyen hastalıkları çözmeye çalışıyorum. Hemen bir tarafınızı ağrıdığı zaman paniklemeyin. Yanındaki doktorlara gidin. Hallolmazsa bir çare bulunur. Yaparız. Hallolur. Genellikle hallolur. Dert etmeyin. Görüşmek üzere.